Esselamu aleyküm aziz dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşlerim, Ankara'nın kalbi mesabesinde eski meclisinde dualarla Hacı Bayram Camii'nde Cuma namazından sonra açıldığı ve yaklaşık buraya 3,5-4 kilometre uzaklıkta Ankara'nın manevi mimarlarından Hacı Bayram Veli Hazretlerinin de evinin bulunduğu mekanın bir nevi hem toprağı işleyen hem de manen insanları işleyen ve onları dünyanın her tarafına birer manevi mimar olarak gönderen o güzide insan Hacı Bayram Veli'nin diyarından sizlere sesleniyorum. Yusuf el Karadavi'nin köy ve mektep çocuğu Hatıralarım adlı eserinin tarih dersi bölümünü sizlere sunacağız. Bizlere bu imkanı veren Allahu Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. İçtimai derslerden ise tüm eğitim yıllarında tarih dersi görmüştük. Coğrafya dersini ise sadece birinci ve ikinci senede gördük. Biz de Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi'nde, Emirdağ İmam Hatip Lisesi'nde okurken genel coğrafya, ülkeler coğrafyası ve dünya coğrafyası bazında farklı coğrafyalar okumuştuk. Yine genel tarih yanında İslam tarihi, çağdaş anlamda Cumhuriyet tarihi bizim okuduğumuz dersler arasında yer alıyordu. Tarih canlı ve gerekli bir derstir. Kur'an'da da eski milletlerin tarihinden istifade etmeye davet etmiştir. Muhakkak ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Yusuf suresinin 111. yani son ayetinde bu husus bizlere hatırlatılıyor. Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olmuş görmezler mi? Rum suresi 9. ayet. Bu anlamda ayetler Allah'ın kitabında çokça geçmektedir. Müslüman ilim adamlarından birçok fakih, muhaddis, müfessir ve tarihçi gelmiştir. İbn-i Cerir et-Taberi de bunlardan biridir. İbn-i Cerir et-Taberi'nin 3 cilt halinde Türkçe'ye tercüme edilen eseri benim kitaplığımda yer alıyor. Bu genel tarih yanında peygamberler tarihini de ihtiva eden bir kitap. O müfessirlerin piri hem de bir fıkıh mezhebinin sahibidir. Ve 16 ciltlik tefsiri de bir nevi biz ona Kur'an ile Kur'an'ın, hadislerle Kur'an'ın tefsiri anlamında rivayet tefsiri diyoruz. Yine İbn Hacer, buradaki kastedilen İbn Hacer el-Askalani'dir. Genelde raviler tarihiyle ilgili İbn Hacer el-Askalani'nin Tehzibü't Tehzib'inde, Durarul Kâminas'ında, Takrib-ül Tehzib'inde
bilgiler derlenmiştir. Yine Sehavi, Suyuti ve başka birçok alimden bu şekilde çok yönlü alimlerdendir. Suyuti'nin örneğin şerleri var. Yani hadis kitaplarını şerh ettiği, yine Sehavi'nin hadis alimi kitapları var. Bir öğrencide tam bir kültürün olması için genel anlamda tarih dersi, özel anlamda da İslam tarihi görmesi gereklidir. Fakat okullarda bu dersin kusuru şuydu. Tarih dersinde merkezde İslam yer almıyordu. Bilakis Maarif Bakanlığı'nın çizdiği program adım adım takip ediliyordu. Bizde de farklı değildi. Örneğin lisede Niyazi Akşit'in ve Emin Oktay'ın tarih kitaplarını okumuştuk. Onlar da genel içerikli tarihlerdi. Yani zaman dilimlerine göre yazılmıştı. Yani İslam tarihi başlı başına bir müstakil ders değildi. Ancak Siyer-i Nebi, bugünkü gibi hatırlıyorum, Zekai Konrapa'nın Siyer-i Nebi adlı kitabını okumuştuk İmam Hatip Lisesi'nde. İlkin eski Mısır'ı inceledik. Firavunlar dönemi, Romalılar dönemi, Batlamyus dönemi ve İslam fetih dönemi. İslami fetihden daha ziyade İslami fetihler biraz daha genel anlamda almak lazım. Sadece Peygamberimizin döneminde fetihler yok ki. Dört halifenin döneminde fetihler olduğu gibi diğer Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emeviler döneminde de fetihler var. Yani fetihlerde sadece ülkeler fethedilmekle kalmıyor. Kurtuba gibi bir medeniyetin bugün Avrupalıların elinde, İspanya'nın şu anda sınırları içinde bir medeniyetin bir nevi İslam aleminden batıya geçtiği, hatta o cami halinde olan aslen eski bir kilise. Sonra 3. Abdurrahman döneminde satın alınarak camiye çevriliyor. Tekrar Avrupalıların eline geçtiğinde o cami tekrar kilise haline döndürülüyor. Resulullah'ın hayatını ve gazvelerini, Raşid Halifeler dönemini, yani dört halife dönemini, Emeviler ve Abbasiler dönemini bir senede işledik. Bizde de yani İmam Hatip liselerinde biraz önce ifade ettiğim gibi geneldir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde fakültenin yayınları arasında Profesör Doktor Sabri Hizmetli hocamızın kitabı vardı. O da İslam tarihini genel hatlarıyla ele alan bir kitap. Yani daha geniş bir literatür de yazıldı. Doğuşundan günümüze kadar İslam tarihi, çağdaş Türkiye'lerin de olduğu dönemleri ihtiva ediyor. 15 cilt halinde Profesör Doktor Hakkı Dursun Yıldız hocamızın editörlüğünde yazılan bir eser. Bunun yanında Adem Apak hocamızın İslam tarihini ben akademisyenlere tavsiye etmiş olayım. O da genel hatlarıyla İslam tarihi. Bunun yanında Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin kurucu dekanı, bizim de hocamızın eşiydi, Profesör Doktor Mehmet Maksutoğlu hocamız, Profesör Doktor Beyza Bilgin hocamızın da eşi de bizim din eğitimi hocamızdı. Her iki hocamız da
berhayat, Allah sağlık, sıhhat, afiyetlerini daim eylesin. Onun da Mehmet Maksut oğlunun aslen yani Arapça kitaplarıyla, Arapça dil bilgisi kitabıyla tanınan bir hocamız Profesör Doktor Mehmet Maksut oğlu Osman Gazi Üniversitesi Eskişehir İlahiyatı'nda kurucu dekanı idi. Hocamız görev süresi bittiği için ayrıldı yani. Onun da hem Türkçe hem de İngilizceye çevrilmiş İslam tarihi var. Onu da kardeşlerimize tavsiye edelim. Yine benim kitaplığımda şu anda benim sizlere hitap ettiğim Altındağ'ın tam karşı cenahında yer alan, tam bizim şu anda sizlere hitap ettiğimizin batı tarafında Muradiye Camii'nin şimdiki adı İslam tarihi müellifi Mustafa Asım Köksal hocamızın ismini taşıyor. O da Ankara'nın güzide alimlerinden bir alim, nur içinde yatsın rahmeti Rahman'a kavuşan, dünya siret ödülü aldığı Mekke ve Medine dönemi benim kitaplarımda mevcut. Hatta ben onun Hazreti Hüseyin ve Kerbela adlı özel yazdığı farklı bir kitap bu. Ondan ben 10 ders yapmıştım. Kerbela ve Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetini anlatıyor. Aslında 11 ders bir başka oturumda da örneğin Pursaklar'da yapmıştım. İslam tarihinde örneğin Hazreti Hüseyin ve Kerbela ya da şehadeti nasıl algılanıyor? Onu da Diyan'ın ansiklopedi maddesinden yapmıştım. Yani 11 ders yapmıştık. Kerbela faciası ve Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadeti şeklinde. Yani burada da Yusuf el Karadavi merhum, Raşid halifeleri, Emeviler dönemini, Abbasiler dönemini ayrı ayrı gördüklerini ifade ediyor. Burada Emeviler ve Abbasiler dönemini geçmeden önce merhume Doçent Doktor Bahriye Üçok hanımefendinin Emeviler ve Abbasiler adlı kitabını da zikretmekte fayda var. Zaten bu gibi derslerin faydası bu. Ben kıyas yapıyorum. Yusuf el Karadavi'nin eserde okuduğunda ya da şu anda eserin hazırlık lisesinde okuduğu dersleri biz inceliyoruz. Eser Üniversitesi'nde okuduğu İslami ilimlere de inşallah ilerleyen derslerimizde yer vereceğiz. Bakalım kaçıncı oturumda karşımıza çıkacak. Eserle ilgili bazı bölümleri, eserde öğrenciyken tutuklanmasını, İhvan-ı Müslimine nasıl girdiği ve İhvan-ı Müslim'in teşkilatının en üst konumlarına nasıl geldiğini daha önceki derslerimizde anlatmıştık, tutuklanmasını. Hatta demişti hocalara, ben çok soru soruyordum, hocalar bıkmıştı benden, bu tutuklanmam onlar için yani bir mükafat oldu gibi bir cümle kullanmıştı. Yani benden hocalarımız kurtulmuştu demişti yani. Ben İhvan-ı Müslim'in teşkilatı Mısır'da ya da Eser Üniversitesi'nin belki teşkilat olarak teşkilatlandığı şubelerini kapattıkları anda Yusuf el Karadavi'de tutuklanan bir öğrenci. Öğrenci ama öğrenci gibi hani sadece derse girip çıkan bir insan değil. Biz ona bugün aktivist diyoruz yani. Aktivist bir öğrenci. Ceylani Hacı Osmanoğlu bizi takip ediyor. Hemşerimiz. Ben 3 ay içinde Yusuf el Karadavi ile ilgili dünden bugüne Yusuf el Karadavi, Profesör Doktor Yusuf el Karadavi adlı daha Arap aleminde bile bir kitap yokken Son Çağ Yayınları tarafından böyle bir eseri neşrettik. Çünkü biz hocamız hayattayken bu dersleri başlatmıştık yani. Hocam rahmeti Rahman'a kavuştuktan sonra da bu derslere yer yer ara versek de devam ettik. Bu mesajın önemli noktalarına değinilmediği gibi bu mesajın sahibinin yüce şahsiyetine de
değinilmemiştir. Muhteşem bir yorum yani. İşte bu kitabı şaheser haline getiren yani. Sadece kitabı okumakla kalmıyor, o kitabı da eleştiriyor yani. Allah Resulü bu kitabın neresinde diyor yani. Böyle yüce bir şahsiyet bu kitapta yoksa bu kitapların anlamı ne? Peygamberimizin dönemini anlatıyorsun. Hazreti Peygamber'in yüce şahsiyeti yok. Mesaj sahibine değinilmiyor yani. Bu ne lahana turşusu, bu ne perhis bizim Anadolu tabiriyle. Daha sonra Haçlı Savaşları'nı gördük. Tatarların işgalini, Müslümanların direnişini ve en nihayetinde zafer kazanmalarını gördük. Fakat İslami bir ruh ile anlatılmıyordu. Ben zaten diğer derslerle ilgili örneğin Arap Edebiyatı tarihini Mustafa Asım Köksal Camii'ne 100 metre yakında yapmıştım. Keçiören Müftülüğü'nün hemen üstünde basamaklarda bir ceviz ağacının altında yaptım bir önceki dersi. Henüz YouTube'da yayınlanmadı yani. Hatta baktım bu dersi isimlendirmeden önce, onu da inşallah en kısa zamanda Facebook'tan takip eden kardeşlerimiz olduğu gibi Facebook'u, sosyal medyası olmayan ama bizi YouTube'dan da takip eden kardeşlerimizin hizmetine amade eyleyeceğiz inşallah. Sonra Memlukluların kendi aralarındaki itilaflardan, Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkışından, Mısır'ı fethetmesinden ve miladi 1517 yılında, yani direkt burada Yavuz Sultan Selim'den bahsetmiyor ama 1517 deyince onun dönemi anlaşılıyor Mısır'ın fethi, kendi topraklarına katmasından, Avrupa'da dini reformdan ve Avrupa'daki kalkınmanın aşamalarından bahsediliyordu. Kitabın dördüncü cildinde ise Avrupa'nın dağılmasından, kalkınmasından, darmadağınık iken İtalya Birliği ve Almanya Birliği gibi bloklar kurmalarından, Napolyon'dan, onun fetihlerinden, onunla İngiliz komşuları ve diğerleri arasındaki çekişmelerden, Fransız devriminden, devrimin özgürlük, kardeşlik ve eşitlik gibi ilkelerinden söz ediliyordu. Alem-i İslam, küfür birleşirken burada pakt, birlik kurarken 7 Ekim'den bugüne kadar, bugün de hayıflandım, inanın hayıflandım yani. Dedim Filistin davasını tamamen bıraktık dedim yani. Sadece nümayişler düzenliyoruz. Sadece lanetler, telli mitingleri düzenliyoruz. Yetmez ki yani. Uluslararası seviyede sen bunlara karşı bir yaptırım uyguladın mı yani? Bir öğrencim söylemişti, önemli değil. İli, hocam diyor biz boykot yapıyoruz kendi çapımızda diyor. Bizim diyor bulunduğumuz yurtta diyor satışı yapılıyor bu boykot edilen malzemelerin diyor yani. Yani boykotta bile ilerleyememişiz biz. Neyin fethinden bahsediyorsunuz siz yani? Bu kalkacak bu alem-i İslam, daha boykotta bile anlaşamayan alem-i İslam, fetih gerçekleştirecek Selahaddin Eyyubi gibi. Ve saraydan kovduğu gibi o zalimleri, 2. Sultan Abdülhamit gibi alem-i İslam bir ruh bekliyor yani. 5 defa elimde Osmanlıca belgeler var yani. 5 defa 2. Abdülhamit cennet mekanı, Filistin topraklarından en üst paraları verdikleri halde toprak satma tekliflerini Sultan Abdülhamit cennet mekan reddediyor. Tek bir kalemde. Siz diyor bu toprakları bedava da alabilirsiniz. Ancak bizim cesetlerimiz çiğneyerek. Onun için Sayın Hemşerim, maalesef 2. Abdülhamid'in ruhu alem-i İslam'da olsaydı bu mesele böyle yüzüstü bırakılmazdı yani. Bakın tekrar altını çiziyorum. İtalyan Birliği, Almanya Birliği gibi bloklar kurmalarından. Biz sadece bu blokları okuyoruz yani. Adamlar kuruyor. Teşkilatlanıyor yani.
Son senede ise modern tarih Muhammed Ali Paşa'nın, Mehmet Ali Paşa yani, ayaklanması. Çünkü Muhammed ile Mehmet aynı yazıldığı için bunu tercüme eden zat onun Mehmet Ali Paşa olduğunu bilmezse Muhammed Ali Paşa diye böyle tercüme eder yani. Mehmet Ali Paşa. Osmanlı'nın Mehmet demesinin sebebini de zikredeyim. Yani çocuklarımızın ağzımızdan Muhammed ismine yani saygısız bir kelime çıkmasın diye Muhammed ismini Mehmet olarak koyduklarını biliyoruz. Modern Mısır, Arabi devrimi, İngilizlerin Mısır'ı işgal etmesi ve benzeri konular işleniyor. Ne Mısır'ından bahsediyorsun? İngilizler Medine'yi işgal ediyor. Medine müdafasını bir okuyun Fahrettin Paşa'nın. Ve Fahrettin Paşa'yı tutuklayıp Malta'ya sürüyorlar. Fahrettin Paşa diyor ki ey Allah'ın Resulü sonuna kadar senin şehrini müdafaa ettim ben. Ve Malta'da şöyle ayıplanıyor. Önüne çorba getiriyorlar. Keşke diyor Medine'de kalsaydık da çekirge yeseydik. O kadar yani düşkün hale gelmişler ki un yok. Yani erzak yok. Askerin yani önüne konulacak malzemenin temin edilemediği günler yani. Diyor ki mutfak görevlileri, paşam diyor, hiçbir şey kalmadı. Medine'de hurma çoktur diyor, hurma çorbası yapın. Ve ilk hurma çorbasını yapan mutfak görevlileri kendisine ikram ediyor, güzel olmuş diyor, askere de dağıtın. Şimdi Fahrettin Paşa'nın ruhundan, II. Abdülhamit'in ruhundan, niçin gülmüyorsunuz diyen Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü fethetmeden gülmeyeceğim diyen Selahaddin Eyyubi'den ders çıkaramıyorsa, Hazreti Ömer Kudüs'e girerken sen üzerine farklı bir elbise giysen haham sana Kudüs'ün anahtarını teslim edecek dediğinde Nahnu e'azzanallahu bil-İslam, Allah bizi İslam'la şereflendirdi. Ne demek istiyor? Elbiseyle değil. Yani bir eser öğrencisi Siret-i Nebeviye ve tüm İslam tarihi derslerini hızlı ve yüzeysel bir okumayla görüyordu. Şimdi ben öğrencilere inanın aynısını söylüyorum. Satır satır Hazreti Muhammed'in hayatını bilmezseniz hadis ilmini anlayamazsınız diyorum. Orada bir olay geçiyor. Bir hadise geçiyor, bir meydan geçiyor, bir sahabenin alışverişi geçiyor. Şimdi o meydanı bilmiyorsa, o pazarı bilmiyorsa, örneğin en son okuduğumuz derslerden bir tanesiydi. Bu hafta değil de bir önceki hafta kaç bölümünü okuduk Riyaz-ı Salihin'de. Orada Ukas, Meccane gibi Arapların o dönemde üstün teveccüh gösterdikleri panayırlar var. Üçüncüsü de Zulmecaz. Hadiste üçü geçiyor yani. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe-i kiram ya da diğerleri şöyle bir fikir oluşturuyor. Fete'etfemu geçiyor hadiste. Yani fi mevasimil haç yetteciru yani ticaret yapmayı en yetteciru. Ticaret yapmayı onlar helal saymıyorlardı. Yani günah sayıyorlardı. Fete'etfemu. İthm günah anlamına geliyor. Sonra ayet iniyor. Fadlan min rabbikum. Yani Rabbinizin fazlından arayın. Ne zaman? Fi mevasimil hac. Hac aylarında. Hac aylarında bunun caiz olduğunu, yani hac aylarında alışverişin yapılabileceğini, şu anlama gelmesin. Tamam, şu anda Türkiye'de belki 30 yıllık bir sıra var yani, hac sırası. 3 milyon insan üzerinden giderseniz her yıl 100 bile göndersen 30 yıllık kota dolu yani. Bir de her yıl kayıtlar tazeleniyor, yenileniyor, sürekli de artıyor yani. Bu kadar potansiyel varken insanların hacca gitmesi çok zor yani. Peki
giden bir zat başka yolları da deneyerek gitmeye kalkarsa diğerlerin haklarına girme değil mi? Diğerlerinin haklarını ihlal değil mi? Ta kendisi yani. Bir arkadaş hala bana küs, kayınpederi vefat etti. Bana diyor ki bir yol var mı yani? Ya ben bile dedim böyle bir yol aramadım. Ben de kuraya girdim yani. Kurada bana da çıkmamıştı haç yani. Şimdi ben kendim kuraya giriyorum. Bir başkası diyor ki yani bir yolu var mı bunun yani? Ya sen hacca torpil yaptırdıktan sonra, insanların haklarını gasp ettikten sonra niye gidiyorsun ki? Ya da kayınpederini niye gönderiyorsun ki yani? İnsanların haklarını ihlal edeceksin de yani. Ben yakında bir video yayınlayacağım. Orada hacca nasıl gittiğimi safa safa anlattım yani. Hazırladım aslında bu dersi açmadan önce video hazır ama o inşallah vizyona yakında girecek yani. Yol bulmak mı, yol aramak mı? Hacca gitmek için. Yani böyle yoksa gayrimeşru yollar ile bir yol aramak mı yani? Genelde olumsuz şeyler olumlu örneklerden daha çok ön plana çıkarılıyor. Zaten ben öğrenciye öyle diyorum yani. Öğrenci diyorum burada 2 saat ders anlatırsın hiç farkında değildir. Ama orada yani kendisinin kullanabileceği, senin aleyhine genel konuşuyorum, kullanabileceği bir şeyi yakalamaya gayret ediyor. Ya burada sen 80-90 dakika ders anlattın, hiç oradan almadın. Orada dikkatini çeken öğrencinin senin aleyhine kullanabileceği herhangi bir platformda şeyi yakalamaya gayret ediyor. Demek ki kişilerin neye zihnini endekslediği önemli yani. Bak ben burada Ceylani Acı Osmanoğlu kardeşim çok iyi anladı yani. Ama oradaki anlamak istediğini anladı. Şimdi arka planda bizi dinleyen öğrenci şayet orada haç mevsiminde ticaret yapılıp yapılmayacağını değil de orada absürt bir manzara anlatsan onu anlar. Hoca haç dersini anlatmadı da hacca gittiğinde şu konuyu anlattı. Pes doğrusu sana yani. Bu kadar 14 tane hadis işledik, onlar nereden? Ya onları görmüyor. Ve şöyle de lanse edebiliyor. Bak hoca böyle komik şeyler anlatıyor, ders işlemiyor diyebiliyor. Der de yani. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Hocam da bir eğitimci, neler çektiğini ya da benim neler çektiğimi bir Allah bir ben biliyorum. Çünkü cımbızla orada senin anlatmadığın ya da anlatmaya yani tenezzül bile etmediğin bir şeyi alır, der ki bunu demek istiyordu. Başın belaya girer yani. 14 tane hadis anlatırsın, uzunlu kısalı onu görmez yani. Orada dediğim gibi işine yarayan bir şey alır. Bak der, iki de arkadaşım var. Sordurur onlara hatta, evet anlattı mı anlattı, iki de şahit bulur. Senin orada ne ilmi konumun, ne hocalığın, ne insanlığın, ne vatandaşlığın hiç önemi yoktur yani. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Kişi almak istediğini alır. Eğer İslam ve İslam'ın risaleti tarih dersinin merkezine alınsaydı, yani nübüvvetten bahsediyor. Yukarıda da ifade etti zaten. Hazreti Peygamber'in hiç şahsiyetine değinilmiyordu. Yüceliğine demişti yani. Sayfa vereyim, 253. sayfa, 1. cilt. Yüce şahsiyetine değinilmemişti. Bu mesajın sahibinin yüce şahsiyetine değinilmemişti. Burada da aynı eleştiri. İslam öncesinin cahiliye dönemi olduğunu görmüş olurduk. Yani İslam'ın risaleti tarih dersinin merkezine alınsaydı İslam öncesinin cahiliye döneminin ne olduğunu görürdük. Yani orada size kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü anlatılmazsa, orada kadınların ticaret malı gibi satılması anlatılmazsa tabii ki siz göremezsiniz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın o toplumu hangi merhaleden hangi merhaleye getirdiği. Arap, Fars, Roma, Hint ve diğer
tüm ülkeleri kapsadığını görecektik. Burada muhteşem bir öz eleştiri var. Demek ki Risalet dönemi tam tarihin kalbine, kalbi mesabesine alınsaydı, İslam öncesi cahiliye dönemini görmüş olurdu. İslam öncesi cahiliye döneminin Arap, Fars, Roma, Hint ve diğer tüm ülkeleri kapsadığını görecektik. Zaten onu Maarif Bakanlığı'nın notomot okutulduğundan bahsetti. Evet, biz de onlarca kitap veriyoruz öğrenciye. Diyoruz ki bak, evet bu tarihler var ama hadis tarihleri şunlar şunlar da var. Ama örneğin size benim tavsiyem Talat Kotçiğit olur. Öğrenci yine bizim tavsiyemizi dinlemez. Sene sonunda bir başka kitabı seçer. Başarır ya da başaramaz yani. Ama hocanın tek başına demek ki tavsiyesi yetmiyor. Burada hocamızın ifade ettiği gibi Maarif Bakanlığı neyi öngörüyor? Diyelim o dersin zümre ise o zümre hangi kitabı seçiyor? Eskiden 23 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda baş öğretmenliğe kadar görev yapan bir kardeşinizin 5 yılı hariç geri kalan 18 yılı Ankara'da yani. 5 yılı da dahil ederseniz 23 yıl Ankara'da çalışan bir kardeşiniz olarak şöyle genel olarak baktığımda eskiden kitap tavsiyeleri vardı. Şu şu kitabı okutacağız yani. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı kendisi kitap gönderiyorsa yukarıdan siz artık seçme ihtiyacını duymuyorsunuz. Diyelim hadiste kimin yazıldığına bakmıyorsunuz artık. Hangi kitabın işrerliğine, hangi kitabın öğrencinin seviyesine uygun yazılıp yazılmadığına artık bakmıyorsunuz. Milli Eğitim diyor ki bu kitap 5 yıllığına seçilmiştir. Bir 5 yıllık kayıt var yani. Bunları da görmüştüm ben. 5 yıl boyunca o kitap okutuluyor. Ondan sonra yeni bir yani formatta yazılıyor ya da yazılmıyor ya da farklı kitaplar gönderilebiliyor. Kitabi dinlerin Yahudi ve Hristiyanlık bile tahrip edilmiş olduğunu biliyor olacaktık. Yani Yusuf El Karadavi ironi yapıyor. Ben zaten bunları biliyordum ama diyor bu kitabın içeriğinde bunlar yoktu diyor yani. Peki siz Hint alt yarımadasındaki olayları okutmazsanız, Arap yarımadasındaki olayları okutmazsanız, Roma tarihini ya da Sasani tarihini okutmazsanız bu insanlar nereden bilir Zerdüştlüğün nerede doğduğunu, nerede geliştiğini diyelim Hazreti Peygamber'in zamanına kadar diyelim bir putperestliğin nasıl ulaştığını, bir ateşperestliğin nasıl ulaştığını, Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un nasıl tahrip edildiğini nasıl öğrenecek yani? Bak altını çizmiş kitabi dinlerin Yahudi ve Hristiyanlık bile tahrip edilmiş olduğunu biliyor olacaktık yani. Şimdi Yusuf El Karadavi'nin ben yakınmasını, çünkü hakkında bir kitap yazan, hakkında söylenen, hakkında yazılanları bilmeye gayret eden, yani çıkanları hiç olmazsa gözden geçiren, onların ne yazıldığını, son dönemde ne yazıldığını, tezler yazılıyor yani. Adamın alakası yok. Yazılan kitabı görmemiş yani. Ya bununla ilgili bir kitap yazılmış. Sen bunu görmen lazımdı. Yusuf El Karadavi. Hani bir tabir var. Kendi çalıyor, kendi oynuyor. Ya Yusuf El Karadavi ile ilgili Türkiye'de bir kitap yazılmış. Gördün mü onu? Hiç olmazsa kerhen görmesen bile dipnota koy. Şimdi bir arkadaş sonradan Ali İbrahim Ekinci hocam takibe başladı. Ben çok ciddi eleştirdim yani. Yurt dışında bir hocamız, bir profesör Tirmizi üzerine sunum yapmış. Kendisinden bizzat istedim. Hala gönderecek yani. Hala gönderecek. Bana diyor ki o ulaştığım zat, o diyor bizim dekanımız. Senin dekanın değil, rektörün değil, kim olursa olsun ya. Yazdığını bana bir göndersin yani. Türkiye'de yazılanları görmediyse orada neyi sundu arkadaş? Yurt dışında neyi sundu bir göreyim yani. Hala bana tebliğini gönderecek yani. Ben o tebliği mutlaka elde ederim. Belki 3 yıl, belki 5 yıl sonra yani. Ama o arkadaştan istiyorum ben. Diyorum ki bana bir gönder yani. Şimdi insanlar
Hani bir tabir kullandım. Kendi çalıp kendi oynuyor. Yani ilmi ne demek? Ya o konuda yazılmış eserler görüldü mü yani? Bir arkadaş öyle demişti. Çok kötü eleştirmişsin yani. Ben kötü kelimesini ben diyorum yani. Ciddi anlamda beni eleştirmişsin. Sen kendinden önce tez yazıyorsun. Tirmizi ile ilgili bir eseri görmüyorsun. Yüksek lisans yapılmış, haberin yok. İki tane kitap yazılmış, haberin yok. Ya böyle ilmilik mi olur yani? Bir de bunlar Ankara İlahiyat'ta yazılmış yani. Hani desen ya çok ücra köşelerde yazıldı. Şeylerde de yok, datalarda da yok. Yani sistematik olarak yok. Şunu bile arkadaşlar birbirinden esirger hale geldi. Ya böyle bir ansiklopedi maddesi yazıldı. Ya da böyle bir kitap yazıldı. Böyle bir tebliğ sunuldu. O zaman sen neyi sunuyorsun yani? Türkiye'de Tirmizi ile ilgili çalışmaları sen gittiğin ülkede sunmadıysan neyi sundun yani? Arkadaş hayıflanıyor. O diyor bizim yöneticimiz eleştirme. Ne eleştirmeyeyim ya? Ben yüzünü eleştiririm onu, paylarım yani. Hangi titrin sahibi olursa olsun yani. Yani ez cümle. Diyelim siz Türkiye'de tefsir yazacaksınız yeniden. Türkiye'de yazılan tefsirleri bilmeyeceksiniz. Bak ben hadis bazında eleştirmiştim o kişiyi. Tefsir için de aynı yani. Ya da fıkıhtan bir doktora tezi, yüksek lisans tezi yazacaksınız. Sizin konunuza giren, YÖK'te de kayıtlı olan, YÖK'te kayıtlı olan diyorum bakın. İster girişimi yani kapalı olsun, ister açık olsun. İster erişim insanlara açık olsun, ister kapalı olsun. Oradaki üyesi var ama onun kim tarafından çalışıldığı var. Mazeret çok kolay. Yine bir arkadaş, önemli değil ismi, profesör 3 defa hadis tarihi yazdı, yayınlandı, 3 baskı yaptı. Kendisine ulaştım, dedim ki Tirmizi bölümünde hocam siz okuma listeleri sunuyorsunuz. Türkiye'de yazılan Tirmizi ile ilgili kitaplar yok burada. Buhari ile ilgili kitapları koymuş oraya. Tirmizi bölümüne Buhari ile ilgili kitapları koyuyor. İbrahim Halil Ekinci hocam yani Urfa'nın ilçeleri yerine Urfa'nın yerine Emirdağ koyuyor. Emirdağ'ın çayın ismi geçiyor Urfa'nın altında. Ya buna kargalar bile güler yani. Sen Suruç varken diyelim, Harran varken sen nasıl Emirdağ Afyonkarahisar'ın ilçesini getirip Urfa'nın ilçesi diye koyuyorsun? Yani böyle absürtlüklerle uğraşıyoruz yani. Bana diyor ki senin kitabın diyor örneğin baskısı yok diyor. Bu tamamen çuvallama yani. Peki baskısı yoksa bu bile nezakettir. Baskısı kalmamıştır böyle bir kitap yayınlandı Türkiye'de demek yani. Şimdi hani Halil İbrahim hocam ya da İbrahim Halil hocam, Ceylani Hacı Osman oğlu kardeşim baştan beri dinliyor. İbrahim Halil hocam nereden çıktı bu derse onun altını bir daha çizeyim. Yani kendisi çalıyor, kendisi oynuyor yani. Diğer insanların ne yazdığına bakmıyor. Bununla ilgili tezler yazılmış mı? Bakmıyor. Bununla ilgili makaleler var mı? Bakmıyor. Sonra bu bir diyelim akademisyenin eline geçiyor. O tez yerden yere vuruluyor, kıymeti harbiyesi kalmıyor yani. Ya da hadis tarihi yazıyor, hocamız mahcup oluyor. Ne diyeceğini şaşırıyor. O kitabın diyor baskısı yok, alakası yok ya. O kitabın baskısının olmaması, şöyle diyeyim. Diyanet'in konulu tefsiri var, yayınlandı, Kur'an yolu dışında. Şimdi ben Türkiye'de yazılan tefsirleri bir tefsir akademisyeni olduğumu kabul edin. Yazarken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu iki güzide eserine yer vermezsem beni tefsir akademisyenleri nasıl eleştirir? Aynen hadiste de aynı yani. Bununla ilgili yazılan kitapları görmemek ya da olduğu halde, bildiği halde koymamak yani. Böyle bir durum var. Yusuf El Karadavi'nin de ifade ettiği o. Yani Tevrat, İncil, Zebur, Yahudilik, Hristiyanlık olarak genel alıyor. Tahrip edildiğini diyor, böyle verilseydi diyor tarih kitapları öğrenmiş olacaktık diyor. Daha sonra İslam'ın yeni bir risalet ile gelerek insanları cahiliye döneminin karanlıklarından tevhid nuruna çıkaran bir din olduğunu öğrenecektik.
Zaten Kur'an'da ayet var. Minad zulümâti ilen nur. Kur'an'ın hedefi budur. Karanlıklardan aydınlıklara çıkarmaktır. Yani burada Yusuf El Karadavi ironi yapıyor. İroni. Ben bu kitabın nasıl yazıldığını da biliyorum yani. Tuttuğum notlardan oluşturdum ben diyor yani. Bunu profesör olduktan sonra yazıyor. Ta o döneme göndermelerde bulunuyor yani. Demek ki Mısır'ın lise ya da Eser Üniversitesi'nin altyapısında ciddi anlamda sorunlar vardı diyor yani. Bu risaletin en önemli şiarına kısa ama yoğun bir şekilde değinilecek ferdin, ailenin, toplumun, ümmetin ve tüm dünyanın ıslah edilmesine vurgu yapılacaktı. Hazreti Peygamber'in insanlığın kemal sıfatına sahip eşsiz bir örnekliği sunulacaktı. Hani zaten dersimizin başında da söylemiştik. Bu İslam tarihlerinin ana merkezine risalet konmadığı için Hazreti Peygamber'in yüce şahsiyeti bu kitaplarda işlenmedi dedi. Onun için Hazreti Peygamber'in ciddi anlamda gazvelerini, ciddi anlamda mücadelesini, ciddi anlamda Arap toplumunu, cahiliye toplumunu nereden nereye getirdiğini hesaplayamıyorduk ifadesini kullanmıştı. Onun hayatının özelliklerinden ve yüce ahlaki erdemlerinden bahsedilecekti. Kendi dönemlerinin ihtiyaçlarına cevap vermeyen raşit halifelerden bahsedilecek, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin döneminde meydana gelen fitneler anlatılacaktı. Bunların boyutu, sebeplerinin izahı ve bu olayların çıkmasında etkili olan dahili ve harici unsurlar anlatılacaktı. İbrahim Halil Ekinci hocamın da hocası Ahmet Akbulut profesör doktor, belki Ceylani Hacı Osmanoğlu kardeşim okurken hocam belki araştırma görevlisi, belki hiç yoktu Ankara İlahiyat'ta. Ahmet Akbulut hocamız ve merhum Hasan Onat hocamız, biz talebeyken asistandı onlar yani. Hani bizim artık fakültenin son yıllarına doğru onlar yardım doçent oldular. Sonra derse girmeye başladılar yani. Doktor olması yetmiyor. Yardımcı doçent olmadan derse giremiyor. Giriyor ama diyelim Hüseyin Atay hocamız merhum bir yere gittiğinde diyor Hasan Onat, ben diyelim falan kongreye gidiyorum, sen gir dersime. Ya da Sönmez hocam daha sonra mezun oldu. Sönmez hocam da bizim dönemimizde araştırma görevlisi, belki yeni yeni asistanlığa başlamıştı. Şimdi Sönmez Kutlu hocam kendi sahasında özellikle Mürciye'de en muhteşem hocalarımızdan bir tanesi. Şaban Ali Düzgün'ün esamiği okunmuyordu. Şaban Ali Düzgün'ü ben ara sıra kendi fakültemde örnekler veriyorum. Şaban Ali Düzgün diyorum, hem Arapça hem İngilizce sözle birlikte çalışıyordu. Onu takip ediyordum ben Ankara İlahiyat'ta yani. Şimdi Şaban Ali Düzgün hocam Ankara İlahiyat'ın temel İslam bilimleri bölüm başkanı yani. Şimdi demek ki öyle bir anda ilim olmuyor yani. Böyle birilerinden kopyayla, birilerinden alıp aşırmakla intihal deniyor buna. Olmuyor, ilim olmuyor yani. Dahası, daha sonra gelen Emevi, Abbasi ve Osmanlı devletleri de bu şekilde anlatılmalıydı. Ben Keçören'de yaptığım derste de hocama göndermede bulundum. Büyük Selçuklu'yu niye hocam işlemiyor anlamış değilim. Orada da direkt Osmanlı'ya geçiyor yani. Niye Büyük Selçuklu, Karahanlılar, Gazneliler var onlar? Niye burada ya da ta Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmeden 15 tane medeniyet var. Bunlar niye yok yani? Hunlar diyelim. Oğuzlar, Kırgızlar bunlar nerede yani? Peçenekler nerede bunlar yani? Belki onları şey olarak mı görüyor? Bir aşiret devleti olarak mı görüyor? Hocamızın ben ruhunu taazzup etmeyeyim yani. Gayem burada Yusuf El Karadavi'yi eleştirmek değil. Bir hani kıyas yapmak yani. Direkt Osmanlı'ya geçiyor. Niçin burada Büyük Selçuklu yok? Dikkatimi çekti. Keçören'de yaptığım derste de o Arap edebiyatı tarihinde de dikkatimi çekmişti yani. Bu devletlerin gerçekleştirdiği fetihler, kurduğu medeniyetler, yani Osmanlı'yı görüp Selçuklu'yu, Büyük Selçuklu'yu görmemek, yani burada benim
Yusuf El Karadavi ile ilgili altını çizmeden geçemeyeceğim bir husus. Müslümanlar ile hasımları arasında meydana gelen Haçlı ve Tatar savaşları, bu savaşlarda Müslümanların zaaf yönleri, dağılma ve başarısızlıkları, bundan dolayı düşmanın saldırma imkanı bulabilmesi gibi dersler ve ibretler anlatılmalıydı. İslam'a dönüşün özgüven kazandırdığı, Müslümanların işgalciyi açlıkları kovarak onlara karşı güçlü bir direniş göstermeleri ve Tatarların sonunda Müslüman olmaları gibi konuların işlenmesi gerekirdi. Yusuf el Karadavi, Karadai'den önce, Karadai de bıraktı şu anda Dünya İslam Alimler Birliği Başkanlığı'nı, daha önceki Dünya İslam Alimler Birliği Başkanı. Hastalanınca hocam çekildi Dünya İslam Alimler Birliği Başkanlığı'nda. İşte hastalandığı süreçte ben bu dersleri yapıyordum yani. Şu anda ben 49. oturuma geldim elhamdülillah yani. Ha 100-200 olmuş, ben ona takılmıyorum yani. Araya bazen sekteler giriyor, bazen uzuyor yani. 10 ay örneğin ben Yusuf El Karadavi'nin 45'lerde kalmıştı. 10 ay araya girdik. 10 ay ders yapamadım. Tekrar başladım. Örneğin 130'lara gelmiştim. Bulu Olmeram. Tekrar başladım. Şu anda 135'lere geldim yani. Ama örneğin Burhan derslerini 100 oturumu 100 günde bitirmiştim yani. Onda hiç fasıla vermedim. Ama bu diğer dersler uzun soluklu dersler. Bulu Olmeram daha geniş katılım isteyen ve daha uzun süreçler isteyen bir ders. Elhamdülillah onda da 10. derse kadar geldim ben. 9 bitti yani Bulu Olmeram'da. Namazda 9. Namaz bittikten sonra sadece taharet kalıyor. Bulu Olmeram silsilesi de inşallah bitecek yani. Bu dersin 200 olmuş, 250 olmuş. Ben ona takılmıyorum. O dersin dolu dolu geçirilmesi için ne yapabilirim? Nasıl anlatabilirim? Orada bir sahabi var, bir tabiin var. Onların hayatıyla ilgili kesitler var. Onları daha güzel nasıl verebilirim? Orada bir cümleyle geçmiş yani güzide bir sahabi varsa onunla ilgili bugün anekdot deniyor. Bir menkıbe var mı? Allah Resulü'nün örneğin zamanında Allah Resulü ile karşılıklı bir mukabelesi, bir münazarası var mı? Ben onlara bakıyorum. Yoksa hani oradaki sahabi diyelim Ebu Hureyre rivayet etmiştir. Geçip gitmiyorum yani. Ebu Hureyre ile ilgili bir hadise var mı Allah Resulü ile karşılıklı diyaloğunda örneğin? Onları da parite parite anlatmaya gayret ediyorum. Müslümanların işgalci Haçlıları, özellikle altını çiziyorum şu anda Kudüs'te 1948'den bugüne kadar 76 yıldır işgal altındadır. 76 yıl önceki halini de biraz önce bizi takip eden hemşerim Ceylani Hacı Osman oğlu kardeşim bu dersteyken anlatmıştım. 5 defa Sultan Abdülhamit cennet mekana en yüksek paraları Yahudi lobileri, Emmanuel Karasular cirit atıyordu Sultan Abdülhamit cennet mekanın tahta olduğu payitaht İstanbul'da. Onların hepsini kovuyordu. Mahmut Paşa ne kadar o filmde yansıtılabildi eğer izlediyseniz, sürekli Prens Sebahattin oğlu ve Mahmut Paşa, hani biz ona yağdanlık, bugün daha ağır bir kelime kullanılıyor ilmi dilde, pek dilime pelesenk olsun istemiyorum yani. Bu düşük bir hareket. Gidip Mason localarına Osmanlı'nın bilgilerini sızdırmak. Nasıl Hatip bin Ebi Belta Allah Resulü'nün stratejik bilgilerini, bir sahabi bakın, sızdırırken Cibril haber veriyor. Ben diyorum ki işte Cibril'in Kur'an dışında Hazreti Peygamber'e getirdiği vahidir bu. Ve Allah Resulü diyor ki o kadını tutuklayın, elindeki bilgileri alın gelin. Hatip bin Ebi Belta bir yaşlı kadına vermiş o bilgileri yazılı elinde. O kadın da o yazılı bilgileri müşriklere sızdıracak. Mekkeli müşriklere. Savaş stratejisiyle ilgili bilgileri. Allah Resulü tutuklatıyor ve o kadının elinden o bilgileri aldırıyor. Bak bir isyankar burada. Sahabi Hatip bin Ebi Belta. İşte Endülüs'ün düşüşünü anlatıyor şu anda. Endülüs'ün düşüşü
Düşme sebepleri Avrupa'nın güneyinden İslam'ın kökünden silinmesi, İspanyol Hristiyanlarının eliyle Müslümanlara karşı işlenen vahşet suçlarına da değinilmeliydi. Yusuf Halaçoğlu hocamız, Ermeniler Erzurum ve civarında katliam yaptı dediğinden dolayı Fransa çıkardığı yasayı, Yusuf Halaçoğlu bir profesör, Türk Tarihi Kurumu'nun da başkanlığını yaptı, bir milletvekili yani. Fransa'ya bir girsin anında tutuklayacaklar yani. Çünkü onların çıkardığı yasada kim Ermenilere soykırım yapılmadı derse suçlu ilan ediyorlar yani. Yusuf Halaçoğlu bunu söyledi ve onlar hemen onun sözünün üzerine böyle bir meclisten, Fransız meclisinden yasa geçirdiler yani. Yani Ermenilere katliam yapılmadı diyen kim olursa olsun Fransa kanunlarına göre, son çıkardığı kanuna göre suçludur. Tutuklanır, yargılanır ve gerekirse ceza alır ve hapsedilir. İşte burada İspanyol Hristiyanlarının eliyle Müslümanlara karşı işlenen vahşetin altını bir daha çizeyim. Ben sınıfta da böyle çok çarpıcı cümlelerin altını çizerim. Öğrenci dikkat etsin buraya diye. Bak ne dedim yukarıda? O kadar cinayetlerin, şenaatlerin Avrupa topluluğunun şu anda nasıl şekillendiği, bu cinayetlerin üzerine nasıl bir medeniyet kurdukları, nasıl bir pakt kurduklarını tek tek anlatmıştı yani. Şimdi alem İslam, bırakın birliği, birbiriyle çekişmenin içinde birlik olacak bu alem İslam. Birlik olacak. Bu birlik kararlar alacak. İşte almaya kalktı. Sadece çıkan kararı biliyorum ben. Buna kargalar bile güler. Birleşmiş Milletler'e tavsiye kararı. Ya Birleşmiş Milletler'in kendi adamlarını öldürdüler. Kurdukları mutfağı tahrip ettiler. Orada yardım götüren insanları katlettiler yani. Birleşmiş Milletler'in askerlerini katleden bir grup. Yani İslam Birliği Teşkilatı'nın aldığı kararı, tavsiye kararını bir de itibara alır mı yani? Hani sonradan gelen kardeşlerimizin altını bir daha çizeyim. Öğrenci öyle demişti, ilini zikretmiyorum. Hocam, kaldığımız yerde boykot edilen malzemeler satılıyor demişti. Yiyecek, içecek vesaire. Biz içimizde daha bir boykotu başaramadık. Nasıl yani biz fetih meydana getireceğiz ya da nasıl pakt kuracağız yani? Yani bir birlik kuracağız. Doğu Avrupa'ya kök salması, büyümesi, parlaması, Haçlı güçlerinin entikaları, bak Osmanlı'nın parlamasından bahsediyor. Model olarak, İslami bir model olarak Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkışı, Doğu Avrupa'ya kök söktürmesi, büyümesi, parlaması, Haçlı güçlerinin entikaları. Şimdi Yusuf El Karadavi o muhteşem yüzyıl Pespaye filmi seyretse ayağının altında alır çiğnerdi yani. Bak ne diyor? Avrupa'da parlaması diyor. Şimdi o filmde Arapçaya çevirdiler, Arap alemini de kandırıyorlar. Diyorlar ki Osmanlı işte böyleydi yani. Öyle anlatılıyor ki yediler, içtiler, eğlendiler. Ya yediler, içtiler, eğlendiler de 3 kıtada bunlar 623 hatta 24, 1299 son yılı da oradan eklersek. Nasıl olur 624 yıl 3 kıtaya Avrupa, Afrika ve Asya'ya hüküm ferma oldular yani. Onu düşünen yok yani. Ve ben bir tarihçinin tespitini okudum. Kanuni Sultan Süleyman'ın bütün toplayın diyor. Ancak diyor payitahta kaldığı 1,5 yıl. Bir de o Pespaye filme bakın neler gösteriliyor yani. Arapçaya da çevirmişler. Hayret ettim yani ben. Benim ülkemin insanlarını zehirledikleri o hani Pespaye fikirlerle zehirledikleri yetmiyor. Batıya da aynı fikirleri, doğuya da aynı fikirleri, Arap alemine de aynı fikirleri anlatıyor. Sanki batıyı dize getiren bu toplum saraylarda yediler, içtiler, eğlendiler. Öyle zannedin.
Siz Kanuni Sultan Süleyman'a ahirette hesap veremeyeceksiniz yani. Fatih, Sultan Mehmet Han Hazretleri, Yavuz Sultan Selim Hazretleri ta Osman Gazi'den cihadı hedef koyan bu insanların hakkını ödeyemeyeceksiniz yani. Gayeleri ilahi kelimetullah olan o insanların iftira ettikleri hayatlarını bu şekilde pespaye bir hayat gibi anlattığınız o insanlar sizin elbette yakanıza yapışacak. Aynı şekilde tarihi çatışma içerisinde Avrupa'nın kısa bir tarihinin ders olarak işlenmesi gereklidir. Avrupalıların Endülüs ve Sicilya gibi yerleri Müslümanların elinden alması, Haçlı kışkırtmaları ve iletişim kanallarıyla birlik sağlamalarına da değinilmelidir. Sonra İslam ülkelerinde kurulan yeni sömürge düzenlerinden, bunların arkasındaki maddi ve manevi etkenlerden, hırslarından, kinlerinden, korkularından ve kibirlerinden söz edilmelidir. İşte ironi yaptığı bunlar yani. Muhteşem bir tarih felsefesi yapıyor yani. Biz bunları okuduk ama şunları da şunları okumadık yani. Okusaydık bunlar da olurdu. Altını bir daha çiziyorum. Sonra İslam ülkelerinde kurulan yeni sömürge düzenlerinden, koloni diyoruz ya, emperyalist güçlerin Afrika'ya uyguladıkları politika yani. Bunların arkasındaki maddi ve manevi etkenlerden. Şimdi ben tarihi altın harflerle yazayım. Bir akademisyen, bir batılı akademisyen diyor, biz diyor Afrika'yı sömürgeleştirmek zorundaydık diyor yani. Bunu eskiden hani master planları olarak 1000 yıllık, 2000 yıllık, 3000 yıllık, işte en son Ard-ı Mevut, bu zalimlerin işgal ettikleri topraklarda savundukları fikir. Bura bizim atalarımıza vaat edilmiş topraklar diyerek ortaya çıktılar. Belki İbrahim Halil II hocam, hani biz bu fikri zaten zikretmeden çok iyi biliyor. Hocalarımız belki arka planda çok iyi biliyor bunların bu fikrini. Zikrini de çok iyi biliyor. Ama bir akademisyen öyle demişti. Sıra Türkiye'ye geliyor. Çünkü onların Nil ve Fırat'ın iki yakası bizimdir diye onlar bayraklarına yazmışlardı. Bunu Bartın Üniversitesi'nde söyledi akademisyen. Bir doçent yani, Filistinli bir doçent. Yani zannetmeyin ki bu zalimler, bu işgalciler orayla yetinecek. Sıra Türkiye'ye de gelecek demişti yani, Allah korusun. Yani başımıza böyle bir vebanın, böyle bir belanın gelmemesi için elimizde ne var? Ne var yani? Hani belki arka planda gücümüz var, askerimiz var, sınırlarımız var, sınırlarımıza bir takım örgüler çekildi vesaire. Bakın biz maddi açıdan belki ele alıyoruz yani. Bu kadar yani 2 milyar alemi İslam'a rağmen burada cinayetler işleyen, katliamlar işleyen bir topluluğun korkacağını mı? Hani arka planda insan sorguluyor. Yusuf El Karadavi nasıl sorguluyor? Korkacak mı acaba? Yani biz acaba Urfa'ya, Diyarbakır'a, o diyelim Güneydoğu illerine, Hatay'dan başlayarak bir harekat düzenlesek acaba nasıl bir şeyle karşılaşabiliriz diye onlar binlerce yıldır planlarını yapıyorlar ya. Onun için haritalarına Nil'in ve Fırat'ın iki yakası bizimdir diye harita çizmişler yani. Alem-i İslam bunu bile çözüp buna göre Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle kuvvet hazırlasa büyük bir mesafe kat etmiş olur. Ama şimdi kendi problemleriyle uğraşıyor. Kendi iç sıkıntılarıyla uğraşıyor. Alem-i İslam böyle bir güç hazırlayıp Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle وَاَعِدُّ لَوْمْ مَسْتَطَاتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ ayetini ne zaman tahakkuk ettirecek? Biz onu soruyoruz ya. Biz bak bu ayetin tahakkukunu soruyoruz. Kendi iç meselelerini halledemeyen bir alemi İslam var. Asgari müştereklerde bir araya gelemeyen, sadece biraz önce altını çizdiğim
İslam İşbirliği Teşkilatı karar aldı ya. Karar aldı da kararı dinleyen kim yani? Tarih ilminde ders olarak sunulması gereken önemli konulardan biri de İslam aleminin bugünü. İslam aleminin bugünü yetmiyor, yarını. Şu anda bugününü görüyoruz zaten. Yarın ne olacak yani? Bu müfsit kavim, peygamberlerini katleden müfsit kavim zannediyor musunuz orada kalacak yani? O bölgede duracak. Yani tamam, o bölgeyi ellerinden geldiğince tahliye etmeye çalışıyorlar. Kendilerine alan açıyorlar bir müddet sonra. Şimdi işgalci kendi adamlarını gelip oraya yerleştirecek yani. Oraya oturacaklar. Onlar muhacerat gibi gösterip oraya işgalcileri yerleştirecekler yani. Kendi adamlarını, ahonelerini yerleştirecekler yani. Yani Filistinlileri boşalttıkları bölgelere geri Filistinlilerin geri dönme ihtimali var mı sizce? Arka planda bunun bir felsefesini yapın. Biraz zor görünüyor yani. Efendim falan anlaşmanın falan şartlarına göre geriye çekilsin. Ya geriye çekilme gibi bir hedefi olsa bu kadar 7 Ekim'den bugüne kadar katliam yapar mı? Bu kadar milyonlarca insanı evinden eder mi? Bunlar tam bir tecrit istiyorlar kısaca. İslam aleminin bugünü adlı bir derstir. Böyle bir dersin açılması gerekir. Bu derste İslam aleminin birliğinin sağlanması için öneriler, İslam ülkelerinin ortak paydaları, tarih boyunca tek bir halife tarafından yönetilmesinin arasındaki güç, hilafetin dağılması sebepleri, İslam aleminin çektiği sıkıntılar, çözümler, bu yeni birliğin dahili ve harici tehlikeleri, sömürgecilerin, siyonistlerin ve komünistlerin buna karşı durumu gibi konular işlenmelidir. Bakın Yusuf El Karadavi daha vefat etmeden bu konular zaten gündemde vardı. Yusuf El Karadavi'nin bunlarla Kudüs ile ilgili mücadeleleri de var yani. Bunları da görmek lazım. İşte vefat etmesi bunların politikalarını bilmiyor anlamına gelmiyor yani. Bunların hedeflerini biliyor ve daha sağlığında yazmış Siyonistlerin ve komünistlerin buna karşı durumu gibi konular işlenmelidir. Hani şöyle bir Filistinli akademisyenin ya dikkatimizi hiç çekmedi ya bu zat bizimle ne konuşacak ne konuşacak bizim için özel ders verdi orada akademisyenlere. Sonra bunu daha geniş katılımlı olarak üniversitenin büyük bir konferans salonunda verdi aynı zat. Şimdi ben orada desem ya ikili görüştük, bunu bana söyledi. Aynısını orada da söyledi. Yani bunların bayraklarına nakşettikleri politikalarından, siyasetlerinden vaz mı geçecek zannediyorsunuz yani? Geriye adım atacaklarını mı zannediyorsunuz? İşte bu konular tarih dersinde işlenmesi gereken bir konudur. Bu konuda Emir Şekip Aslan'ın Hadirul Alemil İslami, İslam aleminin bugünü adlı eserindeki buraya bir dipnot düşürmüş. Emir Şekip Aslan, Lübnanlı yazar, politikacı ve fikir adamı. Doğum tarihi 25 Aralık 1869 Lübnan. Ölüm tarihi 9 Aralık 1946 Beyrut, Lübnan. Bunu da bir ansiklopediden almış, Wikipedia mütercim diye not düşmüş. Fakat bu konunun da güncellenmesi gerekir. Zira İslam aleminin bugünü dediğimiz olgu her gün değişmekte ve maddi manevi anlamda muazzam bir hızla ilerlemektedir. Yani bu şekilde kalmıyor, sürekli bir gelişim addediyor. Bu dersin işlenmesi esnasında tüm bunların göz önünde tutulması önem arz etmektedir. Şimdi biz öğrenciye İşin felsefesi okutulsun diyor ya, İslam tarihini okutamıyoruz yani. Şimdi hadiste geçen diyelim bir ibare, bir savaş. Savaşı soruyorsun, öğrencinin o savaştan haberi yok. Bir seriye, bir gazve haberi yok. İşte hadis ilmini ciddi anlamda anlayacak kardeşlerimizin satır satır genel hatlarıyla hiç olmazsa İslam tarihini bilmesi gerekir. Kardeşlerim, modern ilimler diye bir bölüm
var. Yani ez cümle tarih felsefesi yaptığını hocamızın görüyoruz. Ve Avrupa Birliği'nin dinamiklerinin daha önce İtalyan Birliği, Almanya Birliği şeklinde tezahür ettiğini burada anlattı. Yine Müslüman ilim adamlarının ilk dersin başında bir özet veriyorum ben. Cerir et-Taberi'nin, İbni Hacer'in, Suyuti'nin, Sahavi gibi alimlerin bu konudaki yani tarih dersine dair eserlerinde zikrettiği hususlardan da bize pasajlar sundu. Kur'an-ı Kerim'in Yusuf 111 ve Rum Suresi 9. ayeti yani önceki kavimlerden ders almamız gerektiğine dair biz buna istişat diyoruz. Hadis ilminde şahitlendirme getirdi. Yani tarihin mutlaka felsefesinin yapılması gerektiği. Tarih okumak yetmiyor yani. O olay niçin olmuştur? Dinamikleri nedir? Niye Avrupa Birliği biraz önce ifade ettik? Niye Haçlı Seferleri ortaya konuyor? Niye yani alemi İslam ezilmek isteniyor o dönemde ya da bu dönemde? Niye zulümler devam ediyor? Bunun arka planının da Yusuf el-Karadavi'nin biraz ironi tarzından gitti. Bilinmesi gerekiyor. Örneğin ister modern Mısır, ister Arap devrimleri nasıl ortaya çıktı? Mısır İngilizler tarafından nasıl işgal edildi? Peki İngilizler tarafından Medine'nin için işgal edildi? Nasıl işgal edildiği de düşünün demiştim yani. İşte geniş bir perspektifte Yusuf el-Karadavi'nin tarih dersiyle ilgili yorumlarını anlamak ve ona göre vizyon oluşturmak gerekir. Alem-i İslam'ın niye bugün sıkıntılar çektiğini, örneğin 4 halife döneminin, Hazreti Peygamber'in döneminin niçin ciddi anlamda işlenmediğini, Allah Resulü'nün ciddi anlamda risaletinin İslam tarihinin tam merkezinde olması gerektiğini, ancak Mısır Maarif Bakanlığı'nın yazdığı kitaba göre ancak siz hani resmi tarih diyoruz ya, resmi tarih olur mu? Hazreti Peygamber'i siz resmi tarihin neresine sokacaksınız ya? Nereye yazacaksınız? Ben tarihe bir kara lekeyle bitirmek istiyorum. Ben bugün neysem 23 yıllık öğretmenlik hayatımda da aynıydım yani. Aynı aktivite, aynı hedef, yapılacak bir iş mi var? Bir katkı koyabilir miyim? İster fakülteme şu anda, daha önce örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'na. Bunu görüyor zaten arka planda. Bana müdür yardımcısı teklif etmişti. Hocam siz bizim okulun zümre başkanı olun. Tamam gittik, aslında kendisi gitse daha iyi yani. İdari bazda belki daha çok katkı koyabilir. Beni bölgeye gönderdiler. Bizim bölgemiz altında 13 ayrı bölgeden oluşuyor yani, ayrı ayrı. Ben 4. bölgeden. Sonra 4. bölge beni ilçe yönetimine gönderdi yani. İlçe yönetimi de beni altında zümre başkanı seçti. Yani bütün branşlarım yani. Matematiğinden, kimyasından, fiziğinden. Ben bir din kültürü öğretmeniyim yani. Altındağ'da 110 okul vardı o zaman. 110 okulun zümre başkanı olmuştum yani. Yani net ve tavır koymak istediğiniz anda zaten bunu karşıdaki zatlar görüyor ve sizi ister kendi okulunuzda, ister bölgenizde yaptıkları faaliyetlerle destekliyorlar. Ha zaman zaman sizin hani tekerinizin, Anadolu'da bir tabir var, tekerinizin önüne taş koyan zatlar da çıkıyor. O toplantılardan bir tanesinde saat 12'ye yaklaştı, cuma günüydü. Dedim bir ara verelim zümre başkanı olarak. Birisi dedi ki anlaşıldı dedi, sen cumaya gideceksin. Bak orada bir platformda bile sizin cumaya gideceğinizin fark edilmesi, size karşı ister olumlu ister olumsuz bir tavır takınılması da önemli yani. Yani Yusuf el-Karadavi haklı olarak tarihin bir felsefesi yapılmalı. Evet,
Arka planda dört halife dönemi okunuyor ama niçin fitneler dönemi okunmuyor? Diyelim Hazreti Ali döneminde niye fitneler okunmadı? Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerine pek göndermede bulunmadı. Neden sizce? Çünkü o dönemler sulh ve selametle, evet Hazreti Ömer de şehit edilmiştir ancak yine bir ciddi anlamda yukarı doğru bir yükselme var. Kudüs'ün fethinin, örneğin Yemame Savaşı'nın bastırılmasının, Müseylemetul Kezzab'ın kalkışmasının, bastırılmasının da alametleri var. Yani bir güç var yani. İlk iki halifenin, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in döneminde. İşte dağılmalar ne zaman meydana geldi? İtilaflar ne zaman meydana geldi? Fitneler tarihinden de bahsedilmesi gerekir demişti. Yayınımızın başından beri Ceylani Hacı Osman oğlu Müstahar ismini kullanan Ankara İlahiyat Fakültesi mezunlarından abimiz olan hemşerimize İbrahim Halil Ekinci hocamız bizim Ankara İlahiyat'tan 90 mezunlarından. Aynı müftülükte biz hocam Ulus Balaban Mescidindeydi. O zaman yine hocam bir iki gün önce mescidin yanından geçtim. O mescidin yanından geçerken size anmamak ya da hatırlamamak, hiç olmazsa zihinsel olarak anmamak zaten mümkün değil yani. Sadece o mescidin dışı değişmiş. Yani biraz makyaj yapılmış. Aynı mescidin yerinde duruyor. Ben de o zaman sitelerde, Ulubey'de görev yapıyordum. Allah'ın lütfuna bakın. Bugün nereden nereye öğrencim takip ediyor. Eray Köstekçi ve mezun öğrencimiz şu anda Bartın'ın manevi danışmanlarından Ramazan Endek. Hocam biraz geç kaldı. Biz tarihin dersini, dersin nasıl yapılması gerektiğini, felsefesini de burada zikretmeye gayret ettik. Yusuf El Karadavi ile bizim dönemimizde tarih dersleri nasıldı, coğrafya dersleri nasıldı? En azından şunu söyledim ben. Genel coğrafya, ülkeler coğrafyası ve yerel, yani şehirler bazında ayrı ayrı aldığımız coğrafya dersleri de vardı. Örneğin genel tarihten Niyazi Akşit ve Emin Oktay'ın tarih kitaplarını İmam Hatip Lisesi yıllarında okuduğumuzu ifade etmiştim. Yine İslam tarihinden şöyle son olarak bir iki kitabı da zikredeyim. Hakkı Dursun Yıldız hocamızın editörlüğünü yaptığı Doğuşundan Günümüze İslam Tarihi 15 cilt halinde eserden bahsetmiştim. Yine Abdurrahim Zapsu hocamızın genel tek cilt halinde bir İslam tarihi kitabını, yine Dünya Siret Ödülü alan ve Ankara'nın manevi mimarlarından diyeyim, nasıl Hacı Bayram Veli manevi bir mimar ise sadece toprağı işlemekle kalmadı, insanı da aynen ilmek ilmek bir halıyı dokuma gibi işlediyse, işte Keçören'in alimlerinden Hacı Bayram Veli Ankara Altındağ, şu anda metfun bulunduğu yerde Altındağ sınırları içinde Hacı Bayram Camii'nin kıble istikametinde. Merhum Mustafa Asım Köksal'ın da ismi bugün Muradiye Camii'nin eski ismi hocamızın ismini taşıyor. Ve o da Dünya Siret Ödülü sahibi İslam Tarihi adlı kitabıyla Mekke ve Medine dönemini yazdı. Bir ayrıntıyı daha zikretmiştim ben dersimin başında. Onun dışında yine merhum Mustafa Asım Köksal, Kerbela ve Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetini anlattığı bir kitaptan ben 10 ders yaptığımı ve bir dersi de İslam Ansiklopedisinden Kerbela ve Hazreti Hüseyin Efendimizin anlatıldığı maddeden anlattığımı, altını bir daha çizmiş olayım. Selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Artık birinci cildin sonuna doğru geliyoruz. Asıl mücadele Eser Üniversitesi'nde başlayacak. Yani belki o anda takip edemeseniz de Eser Üniversitesi'ndeki mücadelesini Yusuf El Karadavi'nin takip etmenizi
tavsiye ederim. Global, yani dünya müftüsü nasıl oluşmuş? Kendisini hem Amerikan tarihine, hem İngiltere tarihine, hem Fransa tarihine istenilmez adam diye nasıl yazılmış? Ben safa safa kitabımda anlatmıştım. Bir de hocamızın bizzat hatıratından sizlere zikredeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Ankara'nın kalbi mesabesinde Altındağ'dan sizlere sesleniyorum. Sesimiz, nefesimiz nereye ulaşıyorsa sevgimiz, hürmetimiz, muhabbetimiz oraya ulaşsın. Kalın sağlıcakla. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.